Bugün işiniz zor. Oturmak, hareket etmek, yürümek. Konuşmak. Ben çok rahatım. Sen de rahatsın, evet. Ona göre puan da gelecek. Rahat bir puan gelecek. Çok rahat bir puan gelecek. Yine mi? Neyse, açıklamayalım onu da şimdi. Heyecana tutalım. O zaman hadi hemen koşarak ilk yarışmacıyı alalım. Alalım mı? Niye alalım, evet. Gibi gene alalım, bir şeyler alalım. Oldu. Ama hocamız böyle karar verdi. Evet, tamam. Ne oldu? Gene bir şeyler olmuş. Oraya geleceğiz. Şimdi bugünün konsepti deliler her yerde. Mahallenin delisini seçin. Değildi tabii ki. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Konseptimiz bugün bayram. Çok şık olun hanımlardı. Bakalım kimler hangi bayram başlığıyla gelecek. Evet, ilk Funda'yı alacağız. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Nesin böyle? Paskalya kutlamaya gidiyorum. Srećan Uskrs. Efendim? Srećan Uskrs. Sırça. Sırça olarak. O da bakıyor. Ben de algılayamadım çünkü efendim, ne oluyor? Bu Türkçeyi zor algılıyor. Sırçayı da sağlıyorsun. Zaten en sevdiğim bayram zaten Uskrs. Paskalya. Uskrs. Uskrs. Ben de seviyorum. Uskrs. Nasılsınız hayatım? Ve eğlenceli. Uskrs. Biz kuma arkadaşlarla konseptimizde şöyle bir kutlama yaptık. Herkes bir renk olacak. Mesela normalde paskalya yumurtaları mavi, mor, yeşil, sarı renk oluyor ve rengarenk giyiniyorsunuz. Kafanızda tüyler, çiçekler, böyle taşlar, ayıcıklar falan oluyor. Tüyü bilmiyordum ben. Ben pembe seçtim. Oraya gelince ben yorum yapacağım çünkü o paskalya benim kutladığım paskalya değil. Orada biraz fark var. Paskalya'da tabii ki neşeli olmak lazım. Ama herkes tül takmıyor. Yani evet. Normalde benim araştırdığımda böyle kafalarına civcivler, kuş tüyleri, böyle kas tüyleri. Seninkine civcivdi, bu hale mi geldi? Yedin herhalde. Başını yedin sen civcivin. Canım, hangi paskalya araştırdın sen? Ben pembe oldum bugün. Pembe rengi seçtim. Yedin herhalde diye. Aynı renk. Bu arada paskalya'daki yumurtala çok güzel bir boya teknikleri var. Evet, aynen. Bakalım bir önce seninkilere. Boyanıyor ve aynı zamanda böyle resimlerle yetiştiriyor. Ben seçeceğim bir tane, alabilir miyim? Neyi seçeceğim? Almış marketten pembe yapmış. Yani yaparız sonra. Yarışma yapacağız. Bakalım kim kazanacak. En sevdiğim yarışma. Kazanan biliyorsunuz. Peki paskalya'da paskalya yumurtalar haşlanıyor mu, çiğ mi? Haşlanıyor, sonra boyanıyor. Özellikle doğal boyada tercih ediliyor çünkü yumurtada iyiliyor ve bunun sonu aslında yarışmada kazanan kişi bütün yumurta alıyor. Sakın. Normalde yumurta boyaları var. Sen mi boyadın bunları? Evet, ben bunları kendi pasta yaptım, krema yaptım, gıda boyalarıyla boyadım. Tabii. Ama normalde yumurta tencereye koyulur, yumurta kaynanır, kaynatılır. Bir tarafta da böyle soğuk suda boyayı, toz boyayı açıp kaynar suyu ekledikten sonra yumurtaları onun içine bir daha haşlarsın. Ay şurada bir şey sormayın, vallahi 3 günlük konuşuyor ya, beni tutuyor bu ya. O boya olmadı, sirke de kullanıyor. Ben çiğ kullandım, pişirmedim. Sadece jel boya yaptım. İnanmıyorum. Daha önce duydunuz mu ya? Paskalya'da çiğ yemek yapıyorum. Bu biriyim. Ulan haşlamadım. Nasıl yapacağız? Haşlayınca renkleri açık kırıldı mı? Kendini de boyamış, göstersene mi? Yok. Bakar mısınız? Emek bacağını var, tamam da. Emek bir uğraş. Bacağını da bacağını. Ama lütfen sabahın 5'ine kadar uğraştım. Fundacığım, nasıl yarışacağız? Görsün. İşte vuruyoruz, kırılırsa o içindeki zaten kırınca akması çiğin önemli. Biz de öyle yarış. Ay biz Çağla'yla yapmıştık. Yani böyle oldu biraz. Bir sepet yumurta birbirimizin kafasına vurma yarışması. Ne kadar yaratıcısınız. Yani ne var bu? Oğlanlar bulmuş bunu yapın anne diye gösterdiler Çağla'yı. Ben böyle Çağla'nın bende kırdığı hepsi çiğdi. Ben hep onda kuru. Ben
de hepsini Hakan Bey'e bırakacağım. Burada çok eğlenceli. Burada beni yumurtalasın peş peşe. Ay yumurtaya yazık. Bacağımda yalnız ben sabahın 5'inde yaptım. Bakar mısın? Uyku sersemi başı böyle üstümden aşağı bir kız döküldüm. Sen her yerde yani bu konsepte biraz yanlış anladın. Kendi boyatmamaksa lazım yani. Ben konseptimde gelecektim beceremedim. Yumurta gibi değilsin ama. Bence de taş gibiyim çünkü. Haydi bakalım. Aa, başla kırarlar, gel. Kırarlar o yumurtayı. Bugüne. Kırarlar o yumurtayı yan taraftakiler. Parçalayın evet, kızlar yumurtaları. Ben takımını çok beğendim. Pembe rengi sana çok yakıştırdım. Eğer jürimiz de beğenirse takımını ben de kombinlemek istiyorum. Tabii ki seve seve veririm. Ben de duruşu farklı. Senin kombin tarzın farklı olacağını evet. Bildiğim için. Yani kullanabilirsin. Genel şöyle onu kullanmak isterim demedi. Ben de o renk kombinlemek isterim. Hayır bunu istiyor. Dedi. Takımını takım dedim istiyor. Çok beğendim. Jüri de beğenirse ben de kombinlemek isterim dedim. Onu mu alacaksın giyeceksin? Takımı siz beğenirsiniz. Evet benim takımımı olmaz. Giymek öyle bir şey olabilir mi? Giyemiyor mu aynı yok abi. Artık şeyini çıkarmayın siz de. Böyle bir şey olursa o zaman biz niye oturuyoruz burada? Garanti kendini yani almak. Dünkü birinci olduysa onun elbisesini giyin her gün. Yani daha farklı kombiniyorum diye. Neyse tamam müsaade yok. Genel şöyle bir baktığım zaman çantam dışında beğendim seni. Yanaklar bu kadar pembe mi oluyormuş Paskalya'da? Hangi cennet mahallesi? Hoş geldin Banu. Deminden beri ne konuştuk biz? Sen nereye bakıyorsun? Ben bağımlı değilim ki. Noel anne. O güzel arkadaş kim? Noel anne. Ne kadar uslu oturuyor orada ya. Evet çok uslu. Adı nedir? Pixel. Pixel. Evet. Yani megapiksel. Megapikselim pikseli. Ne güzel. Evet. Ay çok tatlı ya maşallah. Korkuyor mu? Sesten? Sesten falan korkmuyor mu müzikte pixel. Falan? Korktuğu şeyler oldu kulis çekiminde. Sürpriz o. Burkan daha korktu değil mi? Ben de korkuyorum Burkan'dan. Rüyalarıma giriyor. Özür dilerim bu arada söz almadan konuştuğum farkında değilim kusura bakmayın. Nasıl? Söz almadan Funda'ya bir şey söyledim ama. Ay çok çok ay. Naziksiniz ya. Ya keşke bu nezaketiniz arkalarda da devam etse biz buraya gelmeden önce. Bakın arkadaşlar huzur bardağıyla oturdum bugün. Yarın başka bir bardak yani şeyde yapacağım. Bakalım bugün huzur istiyoruz. Tamam. Evet, huzur bir bayram olsun. Sorabilir miyim? Paskalya'da yanak bu kadar pembe mi oluyor bilmiyorum. Cennet maalesef pembe gibi olmuş. Çekildeyim. Çok tatlısın. Noel anne. Böyle mi oluyor gerçekten? Şimdi farklı renklerde kullanabiliyorsun. Aslında dediğim gibi Paskalya'da rengarenk değil. Tamam, yok onu sormadı. Hayır onu sordum. Böyle kime benzemiyor? Yanak. Pembeye. Son pembe giydim deliriyor. Onun konsepti yani onun tonlaması. Küpekler ve feratlar giremez. Yanak çünkü süslü olunuyor. Yanak mı? Yani böyle festival gibi düşün. Ama tokat atmışlar gibi de dur. Tokat mı? Pembe aşkım. Onu diyorum ya çekirdeğin eksik. Değil. Feratlar ve... Ya şimdi şöyle bir şey var. Uğurkan Hoca kuliste bize şöyle bir şey sormuştu. Funda'ya bir şey sorarken çok korkuyorum. Hayat hikayesini anlatacak. Sormadım özür dilerim. O zaman ya sormayacaksın aslında. Tamam özür dilerim. Sorunsun açıklamasını dinleyeceksin. Tamam özür dilerim. Bayım. Hani pembe diye sağlıyorsunuz ya. Sen de disko topu gibi yanıyorsun şu an aşkım. Tamam bu yanağını bir... sordum. Niye tamam yanağını da söyleyeyim. Bu sene şu modanın olduğunu söyledim. Tek parlak. Hem ruj hem ağlık hem... Ve ben o konsept uyguladım. Sinirlenme hemen ya. Hemen sinirleniyorsun. Ama yani disco topu gibi olan kızı bana yapıyoruma bakın. Ama nasıl sinirleniyorsun ya? Ya bir 5 dakika sakin olsana. Bilerek yapıyorlar sen de hemen sinirlenme. Ya gerçekten soruldu. Yapması çok komik. Sinirlenme evet, evet veya hayır diyeceksin. Bu kadar basit bir şey. Hoşçakal. Hadi gel sen böyle gel. Bunu sana vermek duruşun. Zorundayız yani. İlk yürü sen evet. Yapmak zorundasın. Aşkım. Yumurtalar benden daha güzel evet. Şu an yani Aslı Hanım dün kötü bir replikası gibisin. Ama bu 3 aydır benim dolabımda olan bir parça. İnanmıyorum. Vallahi. Bak sen onu daha gördün. Hatta bugün aynı şeyi özür dilerim. Bizim stilde bize yardımcı olan arkadaşlarımıza da söyledim dedim. Benim kafamda böyle bir konsept var ama hani dün Aslan Hanım giydi. Ay tamam. Bir şey derler mi? Şimdi sen susuyorsun ben konuşuyorum. Sıkıysa kötü de şimdi. Okey hani iyi duruyorsun da. Okey. Hani gerçi ortalamanın üstündesin bence. Bence de. Bu renk yakışmış sana. Ben sadece makyajını sevmedim. Bana fazla geldi. Bir de ben o makyajda taş tuş öyle şeyler sevmiyorum. Hiç sevmiyorum hem de. Ben yakışana yakıştırıyorum ama. Ama şöyle bir şey şimdi. Bu zaten burada
Ay Rio Karnavalı'na da gitsen kanat mı takacağım Maya Oyla? Bir de size bir dedikodu verebilir miyim? Ver. Ben bunu hafif yaptım, böyle soft bir pembe yaptım. Sonra ekipten ve buradan ismini vermek istemediğim büyüklerimizden biri dedi ki patbutun dedi böyle pembe pembe olsun dedi. Yaktı başıma. Kim bu acaba? Kim? O kendi patlısın, onu söyle. Cavit mi? Cavit'e yapalım pembe makyajı. Dedi çoğalt çoğalt dedi, fazla fazla sür. Aha, tebrikler. O öyle sürüyor. Pembeyi öyle sürüyor. Ben biliyorum Cavit. O böyle patlak seviyor. Fazla patlak. Sağ olsun. Ama iyisin yani. Teşekkür ederim. İvana. Gel Funda'cığım, önce o yumurta kırırım. Bir yarışma yapalım. Şey, şey onlar çıksın. Burada yapalım. Üzerine de tamam, gelmesin. Tamam, benim yanımda yapma, yumurta kokacak Allah aşkına burası. Hayır hayır. Burada. Siz seçer misiniz yumurtalarımızı? Hayır, ben yumurtacı. Yok, kendini seçeceksin. Ben de kendimi seçiyorum. Hadi bakalım, bir nazar çıksın. Ama sen biliyorsun belki, sen onu mu seç? Hep seçeyim. Hay hayır. Ne bileyim, belki taş şeyde tahttan yumurtalar şimdi, var ya. Tutan mısınız, vuran mısınız? Eyvah. Yani kapanıp tutacak mısınız, ben mi vurayım, siz mi vuracaksınız? Dur, şeyde daha sivri yumurta bulmam gerekiyor. Tamam, bu. Haydi bakalım. Ben vuruyorum. Yok yok, ben vuracağım. Gücümü dün gördü, vurdum. Ama o yani, eline biraz aç. Hile yapıyordur aç. O be. Ama bu popo şeyde sivri yer. Sivri yer, vurulan yer, kapanılan yer, arka kısmı. Hayır ya, bu sivri sivri. Aa, popo popo. Ya mesela Pascal bu arada tamamen kosmide şeyde yanlış yaptı. Onu da sonra soracağım da. Bakalım. Aşkım. Pis vurdu. Bravo. Bunu benden alır mısınız? Böyle, böyle. Böyle yapacak bir şey yok. Bundan ben gidiyor. Helal. Kazanan yumurta burada. Bak burada koyabilirsin, gel. Elimde kaldı. Ama dur stüdyoyu gel. Batırma. Tamam, bitti. Okey. Evet, bunu da yapalım. Tamam. Vereceğiz sonra. İçermişiz bizim. Ay sesim açılsın diye. Sesim açılsın. Şimdi bu Paskalya'nın festivali nerede? Efendim? Paskalya Festivali nerede katılıyorsun? Hangi festival bu? Paskalya Cumhuriyeti diyecek şimdi. Yok hayır, yurt dışında değilim ben. Benim burada bir sürü Paskalya bayramını kutlayan arkadaşlarım var. Ev partisi. Onlar Bakırköy tarafında oturuyorlar, oradalar. Onlarla kendi yaptığımız bir konsept. O zaman bu sizin konsept, bu genel konsept böyle bir şey yok. Yok, genel konsept rengarenk. Rengarenk ama evet, böyle... Evet, yumurtalar da senle. Anladım. Paskalya'nın yani böyle bir bayram olarak... Şirinliğinde yaptım. Şirinliğine, evet, kabul edebilir. Ama taşlar çok fazla. Ben de tülünde beğenmedim. Tülde gerek yok. Daha böyle şey yapabilirsin. Rengarenk, takım elbise de değil yani. Daha böyle şirin de olabilirsin. Çünkü şimdi ofise gidebilecek bir takım elbiseyle Paskalya'yla böyle neşe katmak için bir tüller taktın gibi onlar görünüyor. Benim kolumun tüyleriydi. Onlar bileklerimdeydi. Ha. Çıkarttım çıt çıttı burama. Beğenmedi tel tokayla tutturdum. Hmm. Aslanın hiç sevmiyor çünkü. Eğer öyle bir şey yapacaksan o zaman tamamını yapman gerekiyor. Çünkü takım elbise o şiriniyle yakıştırmalı. Teşekkürler. Ama sana yakışıyor yani, bu takım elbise normalde giyebilirsin. Çok güzel bir takım elbise. Yumurta da boyadın, emek verdin, kendini boyadın. Kendim de boyadım. İyi oldu. O kadar. Teşekkür ederim. Hoş geldin Funda. Şimdi... Benim sana zaten kötüsün deme gibi bir hakkım kalmadı dün giydiğim şey. Ama gerçekten o şeyde ama yapmadım. Senden iyiydim tabii ki gerçekten. Ben. Tabii ki. En iyiyiz biz. Ben zaten dün pantolon ayakkabı gördüm, yıkıldım. Çok ay, güzeldi. Bir sus, bir sus ben, ya. Ivana'ya şu konuda katılıyorum. Takım elbise böyle ağırlığı olan bir şeydir. Şimdi Paskalya'da da ben renk olarak çok beğendim bu arada ve rengi de çok yakıştırdım. Takımı da ayrıca beğendim ama Paskalya'ya birazcık daha yani atıyorum yine bu renklerden daha böyle ne bileyim fırfırlı bir şey mi artık bir elbise mi falan giyebilirdin. Ha baktığım zaman kötü mü gözüküyorsun? Asla. O renk tonların hepsi birbirine uyumlu. Ayakkabılarını da ben uyumlu buldum. Elinde işte boyamışsın gelmişsin falan hani baktığım zaman güzel gözüküyorsun. Konseptinle aşırı alakalı mı yumurtalar dışında değil. Ya bunu öldürebilirim. Ama güzel yani ortalama üstüsün. Teşekkür ederim. Ve o puanı vereceğim tahmin edersin ki. Bende de öyle. Ortalama üstü mü? Ben evet. Ortalandım biraz. İlk ben veriyorum sana puanımı. 6. Teşekkürler. Ben
Çok sevdiğim bir bayram tabii ki ama çok uyumu olmadığını düşündüm. 5. Ben de bu bayramı çok bilmediğim için herhalde uyumlu buldum. Hayır, uyumlu bulmadım ama seni beğendiğim için ben 6. Teşekkür ederim. Yumurta verebilirim. Alabilirim. Onu haşlayalım, sonra yiyelim. İşte, ben size haşlayıp getireyim. Bana burada puan konusunda... Hadi koş. Puan konusunda bana laf edenler şu anda artık Ivana'nın gelişiyle o kadar rahatladım ki.